bizi daha doğru bir şekilde yönlendirecektir. Bodrum'da devam eden Orta Kent Yaşlı Bağır Festivali kapsamında Açık Deniz Yüzme Şenliği düzenlendi. Orta Kent Yaşlı sahilinden Çelebi Adası'na kadar yüzen katılımcılar havanın rüzgarlı ve denizin soğuk olmasını aldırmadan yüzme etkinliğini tamamlayarak adada Türk bayrağı açtı. Bir dönecek. Ee... Şeyden... Oy fest kapsamında 19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Oyder ve Bodrum Marmara Koleji işbirliğiyle Açık Deniz Yüzme Şenliği düzenlendi. Şenliğe aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon'un ve milli sporcuların da yer aldığı yaklaşık 50 kişi katıldı. <laughs> Ortakent Kent Yarşiyi sahilinden Çelebi Adasına kadar 1.300 metrelik mesafede gerçekleşen yüzme etkinliğinde katılımcılar zor anlar yaşadı. Havanın rüzgarlı ve denizin de dalgalı olması nedeniyle saat 09:30 startın verilmesine rağmen bazı katılımcılar denize girmekte önce zorlandı, soğuk su nedeniyle yürüyerek ilerledi. Suya alıştıktan sonra katılımcılar Çelebi Adasına yüzdü. Hayır, hayır. Adaya ilk olarak İzmir'den katılan milli triatlon sporcusu 20 yaşındaki Gültekin Er ulaştı. Er güzel geçti. Benim için antrenman oldu. Su da soğuktu, akıntı da vardı ama tekne önde olduğu için yönü buldum. Bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi gençler ve sporcular için çok önemli. Teşekkür ediyorum dedi. <laughs> Diğer katılımcıların da adaya ulaşmasıyla dev Türk bayrağı açıldığı ardından katılımcılar startın verildiği noktaya teknelerle geri döndü. Ödül töreninde yarışmaya katılan herkese madalya ve katılım belgesi verildi. <laughs> Organizasyon Başkanı Ahmet Aras, zor hava şartlarında Oyfest kapsamında yapılan etkinliğe çok kişinin katıldığını, zor şartlar altında tamamlanan etkinlikte katılımcıların Türk bayrağı açtığını, Oyfest'in gelecek yılda devam edeceğini sözlerine ekledi. <laughs>